Çıkrıklar durunca Sadri Ertem Seslendiren Vasfiye Sarıkaya Tam 52 sene evvel bir gece yarısı Adaköy horluya horluya uyuyordu. Sırt sırta vermiş, öbek öbek zift yığınları gibi sıralanan evlerin ocaklarındaki kütükler çoktan yana yana tükenmiş, kül olmuş, kıvılcım bile kalmamıştı bezir lambaları, idare kandilleri daha akşamdan üflenerek söndürülmüştü. Her zaman olduğu gibi gecenin bu saatinde köy, iri çam dalları altında yere diz çökmüş, sinsi filler gibi yalnız burnundan soluyordu. Bu saatte ne ayakta dolaşan bir adama rast gelinir, ne bir ışık görülür, ne de konuşan bir insan sesi işitilir. Yalnız fışkıran su durmadan dinlenmeden çal çal çağlar, çağlar, çağlar. Susmayan bir o, bir de reçine kokulu rüzgar. Gecenin bu geçkin saatinde karanlık zift yığınına benzeyen evlerin birinde bir kadın hiç mi hiç alışkın olmadığı halde uyandı. Hem nasıl bir uyanış, korkarak ve titreyerek bir çığlık kulağında hala dalgalanıyor. Kalk, kalk, ne yatıyorsun be herif? Bu sesi bitişik odadaki ayak pıtırtılarının, gacır gacır gıcırdayan tahtaların iniltisi takip etti. Kadının gözünü açmasıyla yanında dudaklarını büzerek puflaya puflaya uyuyan erkeği dürtmesi bir oldu. Şu beziri yak, dedi. Çabuk yak erkek şaşkın şaşkın söyleniyordu. Ne var? Ne oluyor Allah aşkına? Eşkıya mı bastı? Yok canım. Yangın mı var? Yok. Ne oluyor? Tahsildar mı geldi? Jandarma mı birini arıyor? Allah etmesin muharebe mi var? Söyle neden kalktın? Neden beni uyandırdın? Koca Ömerlerin evlerinden gelen sesleri dinle. Yat be karı, sabah ola, hayır ola. İhtiyar bunu söylerken odanın arkasından bir uğultu halinde devam eden mırıltılar birdenbire kasırga gibi oduya doldu. Bu bir kadın sesiydi. Bu ses karanlıkta bir sel gibi boşanıyordu. Bu seste de, dehşetlenen bir adam hali vardı. Bu ses ancak gözler evinden oynamış bir insanın ağzından çıkabilirdi. Ses perde perde yükseldi. Ali bize mihman geldi. Burası Ali'nin mezarıdır. Ali isminin zikri Alevi kara kocayı coşturmaya kafi geldi. İkisi de yataklarından zıpladılar. Kulaklarını bitişik evin duvarına yapıştırdılar gözlerini bir tahta budağına uydurdular. İçerisini merakla seyretmeye başladılar. Bitişik evdeki ocağın kenarında duran bezir lambasını titrek sakallı bir ihtiyar tutuşturdu. Hafif bir aydınlık odanın içinde sekti. Bir köşede ayakta duran, başı önüne eğik, kolları göğsü üstünde kavuşmuş bir kadın, yerde iki diz üstüne oturmuş, hayran hayran sakalını tutup kadına bakan bir erkek. Odanın yarısını kaplayan dokuma tezgahı bir gözüktü, bir kayboldu. Yan yana serili iki yatak, siperli ocak, kerpiç duvarlarla basık tavan isli bir aydınlık içinde titreşiyor. Ve aydınlık bir sihirbaz cüce gibi duvardaki gölgeleri kah uzatıyor, kah kısaltıyordu. Kadın kocasına seslendi. Dudu gene bir haber aldı galiba. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Ali Efendimizden bahsediyor. Duvarın arkasından bitişik evdeki kadının sesi tekrar aksetti. Hadi, al bu yatakları dışarı at. Kadın kocasını dürttü ve sordu. Eşittin mi? Dudu ne diyor? Duydum. Onda bir şey var bugün. Her zaman öyledir. Ona her şey malum olur. O ne söyler de yalan çıkar. Duvarın arkasından kadının sesi tekrar taştı, tekrar coştu. Herif, odanın ortasına ayak basayım deme. İhtiyar kulak kabarttı. Ne diyor? Odanın ortasına ayak basayım deme. Allah Allah. Tahtalar tekrar gıcırdadı. Garç, garç, garç. Bitişik evdeki ihtiyar adam omzunda yataklarla odadan dışarı çıktı. Kadının sesi tekrar aksetti. Ömer, edepli ol, edepli. Kadın budak deliğinden seyretti. İhtiyar, musaf yapraklarını çiğneyen bir zahit gibi korka korka karısının yanına geliyordu. Bitişikteki gürültü durmadı. Gür, kuvvetli kadın sesi tekrar aksetti. Fatiha oku, Fatiha. Burası Ali'nin mezarıdır. Bu ev yıkılacak. Üstüne gökten altın bir kubbe gelecek. Anladın mı? Anladım. İnandın mı? İnandım. Bitişik evde imaret olacak. O da yıkılacak kadın kocasına seslendi. Dudu bizim evinde yıkılacağını söylüyor. Ona ne malum olmaz. Daha bir hafta evvel çocukların asker olmayacağını söyledi. Davullarla zurnalarla askerler yola çıktı. Herkes diyordu ki çocuklar artık giden gelmez yoluna düştü. Dudu çıktı. Hayır dedi. Geçmeyecekler. Onlar Yemen'e gitmeyecekler. Üç gün geçmişti. Haber geldi, çocuklar dağda zaptiyenin elinden kurtulmuşlar. Kıtlık olacağını da o söylediydi. Değirmenin batacağını da o söyledi. Ya bizim eve ne dersin? O da yıkılacak diyor. Ne diyelim? Onun bir dediğini iki etmek olmaz. Dudu bitişik evde hala söyleniyordu. Geliniz, etrafımda cem olunuz. Karı koca bu sözü kendilerine yöneltilmiş ilahi bir hitap gibi karşıladılar. Kadın bir tutam çıra tutuşturdu, elini aldı. Arkasından kocası bitişik eve yollandılar. Korkunç ve hırıltıya benzeyen bir ses onların kulaklarına paslı bir çivi gibi saplandı. İkisinin de adımları durdu, birbirlerinin yüzlerine baktılar. Kadın kocasının kolundan çekti. Aman Dudu'ya bir şey olmasın, bu ses fena. Ona bir şey olmaz, o daha dün sabah ne günler göreceğiz diyordu. Öyle ama evvelki günden beri sekiz defa bayıldı. Hatun da hal mi kaldı? Küçük oğlanın askere gidişi onu kötületti. Allah selamet versin. Hüseyin'i çok sever. Hatun bayılsa da ölse de haklıdır. Bu kaçıncı? Üç çocuk, üçü de Yemen'de. Çocuklar sağ mıdırlar, öldüler mi? Allah bilir. Dudu'yu ben bilirim. Çocukken de böyleydi. Ona karışık derlerdi. Dudu'ya periler gözükürmüş. İyi saatte olsunlar. Dudu 11-12 yaşında vardı yoktu üvey anası her gün döver dururdu. Kız bir gün, anam, anam diye bağırmaya başladı. Bundan sonra ona bir şeyler oldu. O zamandan beri sık sık bayılı verir. Yanında bağıra bağıra bir şey söylenemez. Hemen gözleri döner. Dudu'nun evinden tekrar sesler aksetti. Yanıma geliniz. Ayakta geçen 2-3 saniyelik konuşmadan sonra karı koca çıralarını savura savura Dudu'nun evine doğru hızla yürüdüler. Tahta kapı ihtiyar ve nezdeli bir öksürük gibi açıldı, kapandı. Karı koca içeri girdiler. Dudu'nun yüzü limon küfü rengi almıştı. Alnında soğuk soğuk ter damlaları vardı. Saçları sanki bir demet diken olmuştu. Kadının kapkara gözlerinin bebekleri bir köşede çivilenmişti. Başı kaskatıydı. Dudakları durmadan kıpırdanıyordu. Kara Süleyman'la karısının bitişik eve girişleri ve ellerinde çıra demetlerinin çıkardığı aydınlık, karı ve kocanın hızlı hızlı konuşmaları ahırdaki hayvanları ürküttü. Köpekler havladı, atlar kişnedi, buzağlar böğürdü, tavuklar gıdakladı. Aşağı yukarı köyü yandı. Elinde bir çıra demeti, gözlerini ovuşturan kıvrık sakallı ve elleri değnekli ihtiyarlar, iç donu gömlekle sokağa fırlayan genç erkekler, esniyerek ve gözlerinin çapaklarını silerek Dudu'nun evine yaklaşan heyecanlı kadınlar, ağlaşarak analarının arkasından koşan çocuklar odanın eşiğinden itibaren avluya sıra sıra dizildiler toplananlar birbirlerinin yüzlerine hayretle bakıyorlar. Hayırdır? Uğurdur inşallah. Uğurdur, hepimizi melekler uyandırdı diye fısıldaşıyorlar, Dudu'nun söyleyeceklerini dinlemek için heyecanla bekleşiyorlardı. Dudu hala dalgın, halsiz ve ağzının kenarları köpüklü, bir şeyler söylemek istiyordu. Fakat bu yalnız bir dudak kıpırdamasından başka bir şey değildi. Odada çıt bile yoktu. Herkesin gözü Dudu'ya dikilmişti. Oda kapısı hızlı açıldı, içeriye iri yarı, kadından ziyade erkeğe benzeyen biri girdi. Bu kadının kuvvetli adaleleri, geniş, olgun göğsü, upuzun bir boyu vardı. Köylüler arasında fısıltılar başladı. Esma bacı geldi. Onu söyletir gayrı. Esma'nın kumral kirpiklerinin altında sert bakan gözleri parıl parıl yanıyordu. Etrafı kınından çekilmiş bir hançer gibi süzdü. Dudu'nun yanına yaklaştı. Sanki bu gelen kadın oraya şifa getirdi. Bu kadının gelişi köylüler arasında bu etkiyi yaptı. Zaten Esma ile Dudu birbirlerini tamamlayan bir çiftti. Fikirleri ve hisleri arasında müthiş bir benzeyiş vardı. Hatta bu iki kadın denilebilir ki bir zekanın, bir duyuşun iki bedene bölünmüş iki parçasıydı. Yalnız Esma'nın Dudu'dan farklı olan tarafı bir kadından ziyade bir erkeği andırması ve eline geçiremediği her şeyi kırmak, parçalamak istemesiydi. Esma'nın en büyük merakı kendisine herkesin önem vermesini görmekti. Sevgili olarak yalnız kendi adının dillerde dolaşmasını isterdi. Onun için yanına dünya güzeli getirilse, aman ne çirkin şey derdi. Köyde at yarışı olsa derhal Esma ileri atılır, ben derdi. Var mı bana karşı çıkacak? Silahtan bahsolunsa Esma ben diye ortaya atılır. Getirin derdi. Tabanca getirin. Martin ne isterseniz getirin ama kellenizi sakının. Özetle Esma aklına eseni derhal yapan bir kadındı. Olur mu, olmaz mı, mümkün mü, değil mi diye düşünmek onun kârı değildi. Fakat bu yosma erkeğimsi kadın son zamanlarda Dudu'nun küçük kardeşi Hüseyin askere gittikten sonra Dudu'dan hiç ayrılmaz oldu. Beraber ağladılar, beraber güldüler. Beraber mani söylediler, beraber ilahi okudular. Bu akşamki hadise vesilesiyle bu peygamberliktir diyen Esma oldu ve köylülerin epey zamandır dillerinin altında geveleyip geveleyip yuttukları ve senelerdir hasretini çektikleri kurtarıcıyı işaret etti. ''Abla'' dedi, ''sen Erdin, sen hak peygamberisin. Dediklerin gerçektir. Artık vergi verilmeyecek. Yemen'e gidenler geri gelecek.'' Bu söz üzerine köylülerin gözleri ümitle parıldadı. Köylüler can ve gönülden bağrıştılar. ''İnşallah, inşallah.'' Dudu iri yarı kadına döndü. Esma dedi. Bunları nereden duydun? Bacım sana göründüler. Bana söylediler. Gökten sekiz kitap aldım. Bu sözleri işiten köylüler iki göz iki çeşme alışıyorlardı. Dudu Esma'ya sordu. Daha neler olacak?'' Herkes mavi dokumadan don, beyaz dokumadan gömlek giyecek. Dudu tekrar gözlerini kapadı, elleri gene soğudu, vücudu donar gibi oldu. Esma eliyle onun alnındaki terleri sildi. Dudu seslendi. Bereket, bereket olacak. Müthiş bir çığlıkla bağırdı. Ayağa kalkınız. Herkes ayağa kalktı. Hey! Gözlerinizi açın, kalp gözlerinizi açın. Nur iniyor. Bakın, Ey ya hali, biz çökünüz. Gördünüz mü, İnandınız mı? Hıçkıran seslerle köylüler cevap verdiler. Gördük, inandık. İhtiyar köy erkeklerinin gözlerinden yaşlar sızıyor. Ucu kıvrık, beyaz, siyah, kırlaşan sakalları. Tir tir titriyordu. Köy kadınları kapandıkları yerden bir türlü başlarını kaldırmıyorlar, katıla katıla ağlıyorlardı. Köylülerin içinde Dudu'ya en çok inanan kocası Ömer'di. Dudu'nun kocası üstünde müthiş ama pek müthiş bir telkin kudreti vardı. Dudu ona hiç yoktan kama dese, Ömer sivri bir demirin vücuduna battığını hisseder gibi olurdu. Şu aydınlığı gördün mü dese Ömer vücudunun cayır cayır yandığını duyardı. Nur iniyor dediği zaman da böyle oldu. Hatta gördüğünü zannettiği Nur'a bakarken gözleri kamaştı. Bütün köylüler de Ömer gibiydi. Onların Ömer'den farkı adlarının vücutlarının başka olmasıdır. Burada mısır koçanı, meşe palamudu ve palamut kabuklarını karıştırarak ekmek yapan ve bununla yaşayan insanlar daha küçük yaşlarından itibaren kendilerini beyaz buğdaya kavuşturacak meçhul bir mucizeye bel bağlamışlardı. Ne bekliyorlarsa meçhulden bekliyorlardı. Çünkü etrafta kendilerini kurtaracak bir şeycikler yoktu. Babalarından kalan tarlalar gittikçe kötüleşiyor, Gök bereketini istediği zaman yere indirmiyordu. Aylarca, senelerce beklemeye karşılık tarlalardan bir şeyciklerin elde edilmemesi, ekseri zamanlar onlar için olan şeylerdendi. Ne toprağa, ne yağmura güvenebiliyorlardı. Muhtarın dostluğu, zaptiyenin merhameti, tahsildarın oturuşu, kalkışı da zaman zaman değişiyor ve çok defa insanı her şeyden bezgin bir hale koyuyordu. Bunun için köylüler her şeyden şüphe ediyorlar, herkesten dudak bükerek bahsediyorlardı. Yalnız bu kadar da değil. O zamanki köylülerin daha büyük bir dertleri vardı. Çocukları Ekseriya, Yemen'e gönderilirdi. Üç sene geçer, on sene geçer, yirmi sene geçer. Analar, babalar, her saniye yalnız bir şey düşünürlerdi. Acaba oğlum sağ mı? Sonra bu zavallıların ne seneleri senelerine, ne ayları aylarına, ne haftaları haftalarına, hatta ne de günleri günlerine benzerdi. Köylüler karanlıkta sendeleyen her insan gibi kendilerine biraz ümit verecek herkese derhal uyacak bir haldeydiler. Dudu, "Nur iniyor." dediği zaman köylüler içlerinde bir aydınlık, bir ferahlık hissediyorlardı. Onun için "Nur iniyor" sözü onların kulaklarından söz olarak girdi, gözlerinden alev sütunu halinde çıktı. Kadınlar bu konuya dair konuşurken Ömerle Kara Süleyman türbenin üstüne seccadeler serdiler, köyün mescidinden şamdanlar getirip yaktılar. Ertesi sabah reçine ve çam kokuları içinde yanan Adaköy, artık yalnız cam ormanları ve şimşir ağaçlarının vücuda getirdiği öbekler ve başlarını birbirlerine yaslamış sarı buğday tarlalarıyla uzanıp giden bir köy değildi. Gece orada yepyeni bir alem yaratmıştı. Herkes mezarın önünde dehşet ve korku ile titreşiyor ve Ali'nin mezarı ziyaretçilerle dolup dolup boşalıyordu. Fakat herkes sessiz, Herkes hayret içinde. Esma sessizliği parçaladı, Dudu'ya döndü. Bacım, dedi. Ben artık dağa gidiyorum. Kaçaklara haber vereyim. İri gövdeli kadın bir hamlede dışarı fırladı. Çeşme kenarındaki ahlat ağacına bağladığı beyaz atı çözdü, atın üstüne atladı, dağ yolunu tuttu. Vergi hep biz veriyoruz, Kura kimse sizlere çıkıyor. Ormandaki asker kaçakları bir halk olmuşlar böyle konuşuyorlardı. Uzaktan bir nal sesi işittiler. Hep birden silahlarını doldurdular. Martinlerin mekanizmaları işledi. Çat çat çat. Atlı yaklaştığı zaman bir ses çamların arasından taştı, dağlara çarptı. Çukurları bir sel gibi doldurdu daha uzakları açtı. Dur, kimdir o? Esma bağırdı. Hey çocuklar, benim ben. Karşısına elindeki Martin ile Dudu'nun kardeşi Hüseyin çıktı. Hüseyin elindeki tüfeğe rağmen bir kız etkisi yapıyordu. Hüseyin'in incecik, çekik çekik kaşları ve kırmızıya yakın pembe dudakları, hatları pek az fark olunan çizgisiz yüzü altın sarısı saçları, yumuşak ve narin bir bedeni vardı. Çocuk sordu. Ne var? Basıldık mı? Kırası mı geliyor? Hayır, hayır. Hiçbir şey yok. Korkma. Esma kıratından yere atladı. Kadının bazen çılgın bir dişi hırsıyla, bazen kin duyan bir insanın ateşiyle parıldayan gözleri, çocuğun gözlerine dikildi dudaklarının ucu ve burnunun kanatları titredi. Bir par sınavına saldırışı gibi dişlerini çocuğun kızıl dudaklarına batırdı. Kollarıyla incecik belini sıktı. Islak bir şapırtıyla dudaklarını Hüseyin'in dudaklarından ayırdı. Müjdem var, dedi. Arkadaşlara haber vereceğim. Kaçakların yanına beraber gittiler kalabalığa girince Esma'nın gözleri birdenbire değişti. Şimdi onun gözlerinde merhamet ve müde benzeyen parıltılar vardı. Hızlı hızlı söyledi. Ali, Rençber'in imdadına koştu. Demin şu karşı meşelikte, yatırın yanına gitmiştim. Gökten beyaz at üstünde bir pirifani indi. Bana yaklaştı, mübarek eliyle arkamı sıvazladı. Elinde sekiz kitap vardı, koynuma koydu. Hak emri sendedir. Korkma. Kaçanlara selam. Divanlara bereket. Deyip kayboldu. Ben bundan korktum. Sizin yanınıza gelecektim. Fakat pir gene göründü. Beni göz açıp yumuncaya kadar türbenin yanına koydu gitti. Kaçaklar hayretle titreşerek sordular. Hangi türbeye? Hangi türbe olacak? Hazreti Ali Efendimizin türbesine. Size müjdeler olsun. Hazreti Ali'nin türbesi köyümüzde göründü. Kocaman oğlu Ömer'in evini nur saçıyor. Ben gidiyorum. Haydi siz de arkamdan gelin. Esma beyaz bir atın üstünde, arkasında kaçaklar, omuzlarında tüfekleri köye girdiler ve türbenin önünde silah çattılar. Dudu mezarın önünde Esma'yı, kardeşini ve köyün çocuklarını görünce bağırdı. Selamet, selamet, bereket. Esma atından indi, Dudu'nun yanına geçti, ona bir şeyler fısıldadı. Dudu, Muhammed'in aslanıdır. Allah, Muhammed, Ali'dir diye bir ilahiye başladı. İki mısrasını söyleyebildi. Kendinden geçti. Esma sordu. Ev ne zaman yıkılacak? Dudu derinden cevap verdi. Şimdi bu söz az zamanda köye dolaştı. Herkes evin yıkılmasını beklemeye başladı. Allah Allah ey çat pat güm. Kadın, erkek, çocuk, ihtiyar herkesin elinde bir şey var. Kiminde bir kürek, kiminde bir balta, kiminde bir nacak kiminde bir kazma. Kerpiçev iki saatte üstünden saban geçmiş bir tarla halini aldı. Herkes bir define, bir sır keşfetmiş gibi memnundu. Herkes büyük bir yükten, büyük bir elemden, bir günahtan kurtulmuştu. Ali'nin mezarının fanilerin altından kurtulması Alevi köyü için çok manalıydı. Evin yıkılmasından sonra herkes rahat bir nefes alınca Dudu'ya koşuyor, asırlardır beklenen refaha dair bir şeyler dinlemek istiyordu. Bu bir teselli, bir masal bile olsa güzel bir masaldı. Dudu'nun önünde sakallı ihtiyarlardan henüz tüy çıkmamış çocuklara kadar bir müminler kafilesi. Hepsi de hayran hayran diz çökmüşlerdi edepli edepli sorular soruyorlardı. Kıtlık hep bundan geliyordu, değil mi Dudu Hatun? Tabii. Bu cevap köylüleri sevindirdi. Dudu'nun etrafındaki insan halkasında ümitli mırıltılarla konuşmalar devam etti. Bundan sonra artık ambarlar tıklım tıklım dolacak. Bilirsin ya, beş altı defadır hep sizin ev yanıyor mübarek üstünde insan istemiyormuş. Biz ne bilelim? Sık sık zelzele de hep bundan oluyordu galiba. Ona ne şüphe? Onun makamını bulamadık da insanlara bir hastalık da arız oldu. Cüzam gibi bir şey. Birkaç senede teni parça parça dökülüyor. Kadrini bilemedik iki gözüm. Artık rahat olur biz de rahat oluruz değil mi? Ondan şüphe mi var? Haşa! Göreceksiniz, çıkrıklar tekrar işleyecek. Köyümüz gene eskisi gibi şenlenecek. Yemen'deki yavrularımıza kavuşacağız. Dudu fısıldar gibi söyledi. Köyümüz cennet olacak. Yıkık duvar kenarlarında kovuk kovuk kaplumbağa yumurtalarını arayan dağlardaki lezzeti tadılmamış otları toplayıp yemek yerine yiyen insanlar için, köyümüz cennet olacak sözü büyük müjdeydi. Bunun için Ali'nin mezarının keşfi, köyde harikulade bir hadise, bir mucize etkisi yaptı. Bütün köy yeniden canlandı. Bütün köyün yüzü güldü. Herkes inanmanın kuvvetiyle rahatlaştı açlıklarını, daha kısa bir zaman evvel geçen hazin maceraları, o müthiş kıtlığı unuttular. Evin yıkıldığı gün bir bayram, bir kurtuluş günü oldu. Bayram heyecanı devam ederken Dudu mezarın başında tatlı yüzü, yanık sesiyle anlatıyordu. Alim kah Allah, kah Muhammed, kah Ali suretinde görünür. Hepsi birdir. O bir aslandır. Onun pençesinde demirler çöptür. Bütün köy sabırlı, her şeye katlanan, zayıfları koruyan Ali'nin imdatlarına gelmesini gayet tabi buluyor. Öteki köylerden, hatta şehirlerden bahsederken, "Ne uğurluyuz ki onun yattığı toprakta doğduk. Bizi sevmese" diyordu. İki gözüm gelir de burada kalıbı dinlendirir miydi hiç? Köylüler gece yarısına kadar yemek yemeden, içmeden yalnız Ali'den bahsettiler. Bu akşam çocuklar açlıktan ağlamadı. Öksüzlerin, buzağların böğürmeleri işitilmedi. O gece bütün köy halkı Ali'yi rüyasında gördü. Ali'nin mezarı meydana çıkmış fakat türbe henüz yapılmamıştı. Dudu rüyaları tabir etti her rüyayı tabir ederken onun gözleri korkunç, meçhul alemlere bakan ve meçhul ruhlarla konuşan gözleri açıldı, kapandı, ruhlar alemine daldı. Rengi soldu. Vücudu donar gibi oldu. Söyleyeceklerini başı Esma'nın dizi üstünde söyledi. Alim, alim, şah alim. Sen bizimsin alim. Türbe yapalım alim. Hepimiz senin kulun, kölen alim. Bu söz gökten yere inmiş bir ayet gibi müminleri harekete geçirdi. Esma'nın sesi meydanda gürül dedi. Haydi iş başına. Herkes canla başla işe koyuldu. İlk kazmayı Dudu Hatun vurdu, temel atıldı. Kimi uzaklardan taş bulup sırtladı, kanter içinde geldi. Kimi avuçlarının kabarmasına, kanamasına bakmadı toprağı elleriyle kazdı kazdı kimi uzak çeşmelerden sular taşıdı çamur hazırladı çocuklar ve ihtiyarlar ibriklerle su taşıyarak hayırlı işe karıştıklarından dolayı gurur duydular Dudu bir hafta kadar inşaata nezaret etti o mütemadiyen emrediyordu Ha gayret ha ha Ali'nin niyetleri Göreyim sizleri. Türbenin yanına bir büyük misafir odası, bir ocak, bir aşhane yapılacak. Civardaki Alevi köyleri bu haberle sarsıldı. Bütün köylerin yolları Adaköy'de birleşti. Alevi köyleri Adaköy bir Kabe gibi heyecanla, hürmetle, korkuyla, mukaddes bir mabedin içi gibi derinden alakayla yad ettiler. O zamana kadar yollarında otlar biten köyün etrafında bir ayda ince, sarışın nice yollar belirdi. Ali'nin türbesinde adaklar, hediyeler toplanmaya, aşevinde günden güne kazanlar kaynamaya, bacasından her gün daha fazla dumanlar tütmeye başladı. Köye yepyeni bir hayat geldi. Ve Adaköy'ün toprağı uzak köylere bir sürme gibi küçük kutularda taşındı. Köyün çeşmesinin önü her gün civar köylerden gelen halkla doldu boşaldı. Çünkü buranın suyu şifadır diye uzaktan bakraçlarla, tulumlarla gelenlere, Adaköy'ün çeşmesinden akan her damla bir ümit verdi. Dudu hastaları okudu, üfledi, tespihten geçirdi. Gün geçtikçe burası köyden bucağa, bucaktan kazaya, kazadan sancağa, sancaktan vilayete doğru genişleyen bir şöhret aldı. Dudu'nun eseri durgun suya atılmış bir taş gibi dalgalandı, dalgalandı. Nihayet çok uzak sahillere, Adaköy'e dair haberler götürdü. Uzaktakiler bunu hayretle dinlediler, şehirlilerin birçokları ehemmiyet vermediler. Köylüler her gün gelen koyun, keçi, dana, tavuk adaklarıyla karınlarını doyurdular. Cılız çocuklar yavaş yavaş gürbüzleşti, yüzlerine kan geldi. Çocuklar artık kuşların yumurtalarını almak için yuvaları bozmadılar. Uslandılar. Üzerlerine bir olgunluk geldi. Adeta herkes gizli köşelerden Ali'nin kendilerini gözetlediğini zannediyorlardı. Onlara göre esen rüzgarlarda Ali'nin gam dağıtan, ruha ferahlık veren derinliği vardı. Rüzgar esip ağaçlar eğildiği zaman bütün köy halkı Ali'nin ruhu geçiyor. Dağ, taş, ağaçlar eğilip ona selam duruyor derler. Onlar da rüzgarın estiği tarafa, yaprakları, çiçekleri alıp sürükleyip götürdüğü tarafa dönerler. Onu ilahi okuyarak takdis ederlerdi. Çocuklar artık kuşların yumurtalarını almak için yuvaları bozmadılar. Uslandılar, üzerlerine bir olgunluk geldi. Adeta herkes gizli köşelerden Ali'nin kendilerini gözetlediğini zannediyorlardı. Onlara göre esen rüzgarlarda Ali'nin gam dağıtan, ruha ferahlık veren dinginliği vardı. Rüzgar esip ağaçlar eğildiği zaman bütün köy halkı Ali'nin ruhu geçiyor. Dağ, taş, ağaçlar eğilip ona selam duruyor derler. Onlar da rüzgarın estiği tarafa yaprakları, çiçekleri alıp sürükleyip götürdüğü tarafa dönerler. Onu ilahi okuyarak takdis ederlerdi. İkinci Bölüm Hasan, Nereden gelirsin? Nereden olacak Ömer dayı? Kuş uçup kervan geçmeyen yerlerden. Dudu'nun kocası Ömer, elindeki telgraf direklerinin çanaklarına benzeyen yayvan, büyücek kahve fincanını höpürdeterek delikanlıyı bir defa daha süzdü. Delikanlı, kumral, geniş gözlü, gözleri pırıl pırıl yanan bir gençti türbenin misafir odasına daha dün gece gelmişti. İhtiyar, gencin yüzüne dikkatli dikkatli baktı. Hasan be, sakalın çıkmış. Dünkü çocuk. Kim derdi ki bizim Hasan saçlı sakallı adam olacak da diyar diyar dolaşacak. İhtiyarladık bile dayı. Eee, bu kuş uçmayan, kervan geçmeyen yerlerde Yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerinden haber ver. Ne iş tuttun? Ne olacak? İlahi, destan, köroğlu, aşık garip, kerem kitabı, gül ya filan sattım. Canım bizim gibi adamın nesi olur? Elimde şu on kitap, bir teneke kutu, köy köy dolaştım. Sabahı gördüğüm yerde akşamladım. Evvela İstanbul'a gittim. Oradan Bağdat Caddesi'ni tutturdum. Bir gün baktım ki Basra'dayım. Bir gün baktım Necef'te. Bir gün baktım çölde. Bir gün baktım Şam'da. Bir gün Halep'te. Ama ne olursa olsun memleket başka. İnsanı çekiyor. Dayanamadım gene geldim. İhtiyar sar bir sigara diye sapı kaytanlı tütün kesesini Hasan'ın kucağına attı. Fincanı minderin yanına bıraktı, kalın kuşağından çubuğunu çıkardı, bir iki defa üfledi. Hasan sordu. Dayı, köyde kimler var? İhtiyar meşguldü, söylenen sözü anlamamıştı. Ne dedin Hasan? Köyde kimler var, kimler sağ, kimler öldü, Hasan Çavuş sizleri ömür. Ya ne iyi adamdı. Sırma Hatun geçen sene öldü. Parasını vakfetti. Çeşme yaptırılacak. Ya Allah rahmet eylesin. Koca Memiş'in kızı ikiz doğurdu. İyi. Dellanların Kadir'in dili tutuldu. Beş senedir yatalak. Ha. Muhtarın Recep bir inek getirdi. Mübareğin memesi meme değil, çeşme. Hasan'ın gözleri pencereden dışarı kaydı. Ömer söylüyor fakat Hasan etrafı seyrediyordu. Seyrettiği şeylerin hiçbiri kendisine yabancı değildi. Her şeyi koyduğu gibi buldu. Yalnız duvarlar biraz yıpranmış, çatılar biraz daha çökmüş ve bacalardaki leylek yuvaları çoğalmıştı. Ömer anlatmaya devam etti. Muhtarın oğlu evlendi. Hüsmenlerin davarına kıran girdi. Mustafaların dört boynuzlu bir koyunu doğdu, ondan sonra köyde kıtlık oldu. Değirmen uçtu. Hasan İhtiyar'ın sözlerini artık işitmiyor gibiydi. Çünkü ihtiyar onun istediklerinden hiçbirini söylemiyordu. O çölden boşuna gelmemişti. Köyde onu çekecek ne bir miras ne de bir iş vardı. O yalnız bir şey için, bir hatıranın diş ağrısına benzeyen acısıyla yollara düşmüş, sevdiği kadını görmek için buralara kadar gelmişti. Ne açlık, ne susuzluk, ne erimiş bakır gibi güneş ne çatlayan badiyelerin korkunç ağızları onu yolundan çevirebilmişti. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamadı. Hiçbir şey onun güzel, kıvrak sesini bozamadı. Hiçbir el onun ağzını kapamadı. Sesini gökler, kuşlar, dağlar dinleye dinleye dolaştı. İleri atılan her adımda bir sevinç duyuyor. İşte biraz daha yaklaştım diyordu. Şehirler, iklimler onun iki yanında sisler içinde titreyen birer paçavra gibi kalmıştı. Her meçhul şehrin esrarlı, loş kafesleri arasında meçhul tenine güneş dokunmamış kadınlar onun sesiyle titrediler. Bu seste sevdiklerinin ateşini buldular. O, adı bilinmeyen yolların esen rüzgarlarında dost kokusunu içe içe ilerledi. Dağlar açıldı, çöller yol verdi. Böylece aylar geçti. Nihayet buraya, bu küçük köye, bundan birkaç sene evvel kazanmak için ayrıldığı yere döndü geldi. Fakat bu köy ne tuhaftı, ne acayip bir tesiri vardı. İçinde bir üzüntü, korkuya benzeyen, ümitsizliğe benzeyen bir hal hissediyordu. Halbuki kocaman çöl onu unutmamıştı, uzak yollarda güneşle kalkıp yıldızla yatan kuşlar gibi dolaştığı günler hasretin ve sıla hasretinin içinde kükremiş bir aslan gibi yelesini sallayıp dişlerini ve pençelerini batırdığı günleri hasretlandı. İhtiyarın çenesi makine gibi işliyordu. Yakında köyün köprüsü yapılacakmış. Ne dersin Hasan? İhtiyar çubuğunu çekerek tekrar sordu. E ee, Hasan bu köprünün tamirine inanalım mı dersin? Hasan'da cevap yok. Hasan sanki bir mum. Hasan'ın gözleri duvarlara çevili, onları düşünüyordu. Çocukluğu biraz da bu. Günden güne yıkılan duvarlar demekti. İlk defa güzel kızı bu duvarın üstünde seyretmişti. İlk defa onunla bu duvarın arkasında buluşarak konuşmuştu onu görebilmek için bu duvarların üstünde az mı sekmişti? Hatıralar duvardan çeşmeye sıçradı. Çeşme çocukluğunun ilk günlerindeki gibi yalnız akıyordu. Etrafı biraz daha yosunlaşmış, yosunlar biraz daha koyulaşmış, yeşiller biraz daha siyahlanmıştı. Çok eski, aşinası olan çeşmenin şırıltılarında neler neler yoktu? şu meydanlık ona neler hatırlatmadı? Köylüler kaz dövüştürürken Hatice bir gün ona nasıl kaş göz etmişti. O ne bakıştı, o ne güzel süzülüştü, o ne hoş bakıştı. Delikanlıya ığıl ığıl bir şeyler oluyor, hatıralar sert bir günlük kokusu gibi gittikçe sertleşerek, baş döndürerek derinleşiyordu işte. Şu kenardaki elma ağacına bakınca omzuna sert bir şeyin dokunduğunu hisseder gibi oldu. Bir gün Hasan erkenden tarlaya giderken omzuna sert bir şeyin çarpmasıyla ay diye durmuş, sağa bakmış, sola bakmış bir şey görememiş, yoluna düzülmüştü. Sırtına sert bir şey daha çarpınca of anam diye hızlı hızlı söylene söylene ilerlemeye başlamıştı. Birisi ana mı yar mı anadan mı geçersin yardan mı diye sesleniyordu. Hasan bu sesi tanıyordu. Bu sesin sahibi dalların arasından gülüyor ve elinde kırmızı bir elmanın bembeyaz diş yerleri görünüyordu. Hasan şimdi bu kadının sesini kulaklarında o elmanın lezzetini ağzında hissediyordu. Bu levhalar Hasan'a perde perde açılırken sıla hasretinin sızısıyla yanıyordu. Onun için hızlı hızlı tekrar sordu. Bu soruş susamış bir adamın su istemesine benziyordu. Dayı, köyde kimler var, kimler yok diye sorusunu tekrar etti. Dudu'nun kocası Ömer, Hasan'ın macerasını eskiden beri biliyordu. İhtiyar gülümsedi. Gencin maksadını anladı fakat bir ihtiyarın bir gence, bir gencin bir ihtiyara aşka dair söz söylemesi ayıptı. Köyün edebi erkanı böyleydi. Havadan sudan cevap verdi. Bir saattir çaldığım çene boşuna mı gitti Hasan? Bu ne dalgınlık be? Hasan az daha soracaktı. Benim kız ne alem? kendini derhal topladı. Ona göre aşıklık feragatti. İhtiyar gence acıyordu. Onun çektiği ızdırabı anlıyordu. Bunun için dilinin ucuna kadar geldi. Ah Hasan, geç kaldın. Seninki gitti. Bülbülü kafesten kaçırdın diyecekti. Kendini topladı. Tanrı misafirinin kalbini kırmak, aşığın gönlünü kanatmak bin sene eşkıyalıktan daha fenadır diye düşündü. Genç adamın ızdırabını içinde duydu ve kötü bir haber vermemiş olmak için sözü değiştirdi. Onu hemmet ederek başka şeyler söylemeyi hem de aklından istifadeyi düşündü. E ee Hasan, sen okudun, yazdın. Şu bizim dokuma tezgahlarını işletmek için ne yapsak ki? Bütün köy işten yana hep aylak. Neden? Neden olacak? Bucaktaki satıcılar bizim dokumaları artık almıyorlar, satmıyorlar. Bizimki pahalı oluyormuş. Frank'ten daha ucuz mal gelirmiş. Ya Allah bir çaresini verir. İhtiyar genç adamı daha çok sıkmadı. Çünkü görüyordu ki delikanlının ne tezgah ne de nahiyedeki tüccardan haberi vardı ihtiyar ancak nezaket olsun diye dinliyordu. Hasan'ı yalnız bıraktı. Hasan köyde bir çeşni oldu. Onu uzak iklimlerden gelen bir kuş gibi merakla, sevgiyle seyrettiler. Uzak, meçhul iklimlere dair sorular sordular. Fakat Hasan'ın derdine dair konuşan olmadı. Genç bir gün kayıplara karıştı fakat ondan şüphe edilmezdi. Çünkü o, Dudu'nun da Esma'nın da meclisine dahil olmuş, onlarla örtüsüz olarak görüşmüştü. ''Kız, bir tas su ver. Bir tas, yanıyorum. Ne olur dön, bana bak, ne kadar susuzum.'' Genç, yorgun, ezgin, kazadaki çeşmenin başında elindeki göğümlere su dolduran kadına böyle yalvardı. Kız, kız Hatice. Kız suyun şırıltısından deminki sesleri pek anlayamamıştı. Fakat kız Hatice, kız Hatice sözü onun yüreğini hoplattı. Bu ses, bu derinden gelen ses hiç de yabancı değildi. İçinde korkudan mı, sevinçten mi olduğu belli olmayan bir sarsıntı oldu. Başını arkaya doğru yarı çevirdi. Aa, senin işin ne burada? Kızın yüzünün görünen kısmından memnuniyet yerine keder dalgalanıyordu. Genç bunu kendisine yüz vermek istemeyen sevgili oyunu zannetti. Peki Hatice, ben daha tepe açtım. Bunlar için mi? Ben sana ne yaptım? Ne o surat? Ne korktun? Ben adam yemem. Darıldınsa gideyim kız başını çevirmeden cevap verdi. Beni Hatice olduğum için değil, susuzluğunu gidermek için çağırdın. Zaten beni Hatice diye artık aramazsın ki. Kızın ömründe en çok sıkıldığı bugündü. Zannediyordu ki Hasan suratındaki büyük yara yerini, sola vurduğundaki şerha şerha bıçak yerlerini, gözünün kenarındaki o büyük, bir oyuk tesiri yapan izi görür görmez yoluna devam edecek. Hatice'yi bir daha anmayacaktı. Hatice, beni unuttun. İzi kaybetti? Beni bulamaz sandın. Şimdi de yüz vermiyorsun. Ama bak, nereye gitsen seni bulurum. Bu sözler üzerine Hatice'ye biraz sükun geldi. Doğru mu söylüyorsun? Doğru. Hatice, durgun bir suyun dalgalanması gibi vücudunu hafif hafif kımıldattı. Bunu bir insan gözü değil, içgüdüleri şahlanan bir hayvan daha iyi anlayabilirdi. Genç erkeğin vücudunda aynı titreyiş dolaştı. Biraz evvel Hatice'ye dair düşünen insanda her şey sustu. Şimdi ortada gemini koparmış, ağzı köpürmüş, gözleri kızarmış bir hayvan vardı. Bu hayvanı coşturan, bu hayvanı şahlandıran bir küçük hareket, bedenin hafif kıvrılışıydı. Kadın kendindeki bu sihirli kudreti bilseydi. Bilseydi ki genç adam artık bir çılgındır. Gözü bir şimşek gibi parlıyor. O. O kıvrılışı ne esrarlı şeydi. Sanki gencin damarları çatlayacak, vücudundan alev fışkıracaktı. Kadın hala sol yanağını göstermemek için tek gözüyle bakıyor. Kah bağırmamak istiyor. Git buradan. Çekil yanımdan. Bu düşüncesini beğeniyor kendi kendine. Hasan beni güzel. O eski güzel kız zanneder. Varsın öyle zannetsin. Beni çirkin görüp kaçacağına ben ondan kaçayım. O beni arasın. Bu düşünce çok güzeldi fakat Hasan'ı kovmak o kadar kolay değildi. Onun ince uzun bir boyu, geniş omuzu, çelik gözleri, kalın dudakları ve parıldayan, yanan bakışlarıyla ona evet diye cevap vermemenin imkanı yoktu. Bu düşünce onu çok meşgul etmedi. Derhal bundan caydı. Hasan ona birden o kadar monis göründü gel Hasan, gel gitme diye az daha boynuna atılacaktı. Fakat buna da cesaret edemedi. Beyin zonk zonk ediyordu. Kadın kurtulmak için çölden ıssız denize, ıssız denizden çöle koşan bir ümitsiz gibiydi. İkisi de onu boğacak, onu öldürecekti. Göl ve deniz insanı boğmakta nasıl inat edebilirse, kadının düşünceleri de böyle birbirine bağlanmış ve onu bir çöl ve deniz korkunçluğuyla sarmıştı kadını kararsızlıktan iki kuvvetli kol kurtardı genç adam içgüdüleri şahlanan bir hayvan gibi yatağından taşan bir sel gibi coştu delikanlı kadının sıcak nefesini boğazında boğazının en derin köşelerinde duydu şah damarları kabaran adam uzaktan seslenen bir adamın Şşşt! Hey! Edepsizler! Sözünü duymasaydı daha kim bilir bu sel ne kadar coşacak, çağlayacak, düşünmeden, hiçbir şey bilmeden, görmeden böylece kalacaktı. Genç adam kızardı. Genç kadın utanır gibi oldu. Genç kadın çeşme başında namussuzluk denilebilecek şeylerin en kötüsüne, enfecisine uğramıştı. Herkesin gözü önünde artık kötü bir kadından başka bir şey değildi. Nitekim onları çeşme başında gören adam muhakkak ki şimdi bütün kazayı baştan başa dolaşmış, ''Kötü bir kadın var, bu şehirden çıkarın.'' diye bütün namusları seferberliğe davet etmişti. Bütün bunlara rağmen kadının içinde bir sevinç, tatlı bir heyecan vardı. Sevmiş olmanın, Arzu edilmiş olmanın heyecanı bir güzel ve serin rüzgar gibi içine hafiflik ve rahatlık vererek dolaşmaya başladı. Hele kararsızlıktan kurtulmak ne büyük saadettir? Bunu içinden duydu. İçin için seviniyor, gülmek, her şeye gülmek istiyordu. Hasan kadını kolundan tuttu. Hızlı hızlı "Haydi!" dedi. "Şimdi gideceğiz." Kadın her şeye hazırdı. Hala yüzünde sıcak bir nefes hissediyor gibiydi. Bu kadar hararetle sarılan bir adamla insan nerelere gitmez ki? "Peki ama," dedi. Biraz duraklar gibi oldu. Bu defa genç adam şüphelendi, düşündü. "Ne oldu buna? Ne duruyoruz? Acaba birinin kapatması mı oldu? Bir başkasına mı gönül verdi? Nedir?" Neden yürümüyor? Genç adam düşünmeye devam etti. Bir kadın evvela seviyorum der. Erkeğin kollarına yaslanır. Tenini, tenin ateşine bırakır fakat sonra birden vazgeçer. Bir başkasını, daha güzelini düşünebilir. Kim temin eder ki bu kadın da böyle değildir? Kadın erkekteki şüpheyi sezdi. Peki Hasan," dedi. "İstediğin gibi olsun. İstersen elimdeki güğümlerle yola çıkalım. Yürüyelim öyleyse. Haydi, istediğin yere." Onlar çeşmenin başından dönmeden ötede, çınarın altındaki salaş kahvede sanki bir fırtına koptu. Davul durdu, zurna durdu. Göbek çalkalayan, zenne kıyafetli, yüzü düzgünlü, gözü sürmeli ince Narin bir kadın gibi kıvrak köçek durdu. Ziller durdu. Her şey durdu. Bir eli cebinde, öbürüküyle sakallarını sıvazlayan, bir gözüyle ortadaki kadın yüzlü çocuğa, başkasına göstermeden işaret çakan iri göbekli şehir eşrafı kulak kabarttı. Kahvenin köşelerinde, masalarında Haylaz Beyzadeleri karşılarını alıp onlara dama satranç oyunu öğreten, pos bıyıklı yüzleri sert çizgili, ekseriya kanlı gözlü, kah yalvaran, kah korkutan bakışlı hovardalar, başlarını çalımla uzattılar. Çocuklar büzüldüler, uzaktan elleriyle, başıyla, sakalıyla işaretler yaparak koşan ihtiyar tellal avazı çıktığı kadar bağırıyor, geğiriyor, gene bağırıyor, fenalıklar geçiriyor, bağırıyordu ses perde perde kahveye yaklaştı. Irz elden gitti. Çeşme başında zina var. Bütün kahvenin heyecanı bu sözden sonra coşkunlaştı. İhtiyar tellalın bir işaretiyle soğukkanlılığını kaybeden kahve halkı hep birden dişlerini gıcırdatarak ırz elden gitti. Vay kerata vay diye söyleniyor. Herkes birbirine soruyordu. Kim acep? Molla Hasan derler bir kaçık bir ahlaksız bir namussuz zamane ne ırz ne namus kaldı bir ses sert sert yükseldi ne namus yok mu hiç biz neyiz din gayreti yok mu sizde bir başkası bağırdı Allah'ını seven ardımdan gelsin sopasını kapan yerden bir taş parçası yakalayan ok gibi kahveden dışarı fırlıyor çeşmeye doğru koşuyordu ahali hem koşuyor hem söyleniyordu taşlayalım ikisini de parçalayalım namus ve ahlak ateşiyle tutuşan kalabalık çeşmeye geldiği zaman Hasanla Hatice epey uzaklaşmışlardı fakat kafile yolları geçti, kazadan çıkan caddenin üstünde bir çığ haline alarak genişledi, büyüdü, bir insan seli oldu. Denebilir ki kazanın yarı halkı yalın ayak, ağızları köpüklü, gözleri dönük bir halde iki serserinin ardından koşuyordu. Kafilenin önüne çıkan kadın, erkek, herkes onlardan sille tokat yedi, tekme yedi şehre inen köylüler neye uğradıklarını anlayamadılar. Bu arada Hatice ve Hasan köşede bir çalı aralığına gizlendiler, kafile önlerinden geçti. Coşkun coşkun yoluna devam etti. Ancak kafiledekiler genç kadınlar ki bulamadılar. Yine de gazadan döner gibi kanter içinde kahveye döndüler. Sakallılar gene kadın yüzlü çocukların karşılarına geçtiler. Köçek gene parmağındaki zilleri titreterek oynadı. Kahveden gelen sesler aksediyordu. Aşağıdan yavrum, aşağıdan. Akşam basarken Hatice ve Hasan çalıların arasından çıktılar. Bu amansız insanların elinden kurtulmanın yegane çaresini hızlı hızlı koşarak kaybolmakta buldular. Genç kadın, genç erkekle ayrı geçen günlerine dair konuşmadan birlikte yolculuğa mecbur olmuştu. Korka korka yollarına devam ettiler. Şehirden uzaklaştıkları halde nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Kadın sordu. Nereye gideceğiz? Gece basıyor. Bilmem, istediğin yere. Her yer bizim. Şu dağlar, bu yeşil ağaçların altı, şu derenin kenarı. Gün sıcak, gece aydınlık. Yaz, Allah'ın yazı. Bize şehirde ekmek yok, rahat yok, namus yok. Ben sana burada otlardan bir güzel yatak yaparım. Hasan şöyle bir döndü, bir kucak sararmış otla kadının yanına geldi. Kuru otları kadının ayaklarının altına bir yastık gibi yağdı. Hatice'ye döndü. Yoruldun, dedi. Sen yatsın karnımız da aç. Ben sana yemiş bulup geleyim. Belki de bir yolcu filan görürüm. Biraz ekmek alırım. Kadın yorgundu ve vücudu diken bereleri içindeydi. Boylu boyuna otlar üzerine sere serpe uzanıverdi. Hasan nafile yere yolcu bekledi. Oradan ne kuş uçtu ne kervan geçti. Kimseye rast gelmeyen Hasan etrafı dolaştı ve biraz Hamide bulabildi. Onları topladı. Koynuna, ceplerine doldurdu. Hasan kadının yanına geldiği zaman vakit bir hayli geçmişti. Sabahın pembe beyazımsı yüzü bir gölge gibi seçilebiliyordu. Kadın o kadar yorgundu ki bir türlü uyanmıyordu. Ara sıra gerinip sağa sola dönüyordu. Fakat gözleri bir türlü açılmıyordu. Genç adam koynundan çıkardığı ideleri çömelerek yiyor, hem de güzel kadını seyrediyordu. O kumra saçların ne güzel bir dağılışı vardı. Hatice'nin saçları serin rüzgar arasında dolaştıkça her telini ayrı ayrı titretiyordu. Bu kımıldanış ona ayrı bir güzellik veriyordu. Kadın birden soluna döndü. Hasan bir bıçakla vurulmuş gibi oldu. Sanki dondu. Sanki karşısında o güzel kadın değil, bir leş, bir hayvan kadavrası vardı. O yüz, o gözün kenarı neydi? Allah'ım ne iğrenç, ne kötü şeydi bu. Gözleri karardı. Dün de yolda Hatice'nin yüzü gözüne ilişmiş, akşam da bir yara izi görmüştü. Fakat ona bu kadar feci, bu kadar çirkin gelmemişti. Bir an geldi ki delikanlı uyuyan kadının yanından kaçma arzusunu bile duydu. Fakat Hasan bunu düşünürken kadın birden öbür tarafa döndü. Güzel yanakların ince çizgileri ona eski günleri, onun için çektiği ızdırapları hatırlattı. Hatıralar ona o kadar munis göründü ki artık bir hatıralar yanına olan kadını bırakıp gitmeye razı olmadı. Hatice'nin kıvrık, uzun kirpiklerinin aralığından gülümseyen gözlerine daldı. Sıcak kadının yüzüne o kadar şiddetli vurdu ki, nihayet Hatice uyandı. Kalktı. Genç adam ona iyi de verdi ama ham meyvelerin hiçbiri boğazından geçmiyordu. Bu kuş uçmayan, kervan geçmeyen yerden ne kadar evvel kurtulunursa açlığa bir çare bulacaklarını zannediyorlardı. Yolcu yolunda gerek diye ellerindeki meşe dallarına dayana dayana yola düzüldüler. Onların yola çıkmaları hiç de güç değildi. Yer üstünde onları oldukları yere bağlayan ne vardı? Hatice şu kocaman dünyada akşamdan beri üzerinde yattığı otlarda kalan vücudunun kıvrıntılı izlerinden başka bir şeye sahip değildi genç adam ondan da mahrumdu. Yürüdüler, yürüdüler. İkisinin de gözleri dönmüştü. Yorgundular, açtılar. Biraz ileride su kenarındaki söğütlerin yeşil dalları uzaktan sükunet, istirahat ve serinlik veriyordu. Su başı, söğüt dibi yolcu uğradır diye sevindiler tepeden gördükleri bu yeşil ve serin gölgelik onların içinde bir vaha tesiri yaptı. Belki bir insan bir yolcu bulunur diye çabuk çabuk yürüdüler. Adeta koşarak inişleri yokuşları tırmandılar. İlerledikçe yeşil gölgelik önlerinde açıldı, büyüdü. Esmer ve serin gölgelerin arasından berrak bir derecin kenarında kımıldanan vücutlar fark olundu. Genç erkek dedi ki, ''Ah, işte dere kenarında yolcular var. Biraz ilerledikleri zaman önlerine yüklü arabalar çıktı. Yorgun beygirler iki tarafa başlarını sallaya sallaya kızgın yolda ıkına ıkına ilerliyorlardı. Arabaların üstüne bağdaş kurmuş, üstleri başları, yüzleri toz içinde insanlar onlara pek aldırış etmediler. Genç önlerine çıktı, seslendi. Uğur ola, nereden gelip nereye? Şehre mal götürüyoruz. Denklerde ne var? Neden sordun? Hasta bir kadın var. Arabanızı almaz mısınız diye. Olmaz. Hayvanlar taşıyamaz. Yükümüz yün, ipek, iplik. Avrupa kumaşlarıdır. Toplar ağır. Biraz ekmek vermez misiniz? Bir kamçı şakladı araba tozu dumana katarak geçti. Kolbaşı bağırdı. Dilenciye açık göze sadaka yok. Açıl. Haydi git. Sen de çalış. Dilenmiyorum. Yardım istiyorum. İşle kazan. Eğer delikanlı kendini çekmeseydi, atların nalları ve arabanın tekerlekleri altında paramparça olacaktı. Kadın şaşırdı kaldı. Açlıktan vücudu zangır zangır titriyor, başı çatlayacakmış gibi ağrıyor. Konuşulan şeyleri şöylece anlayabiliyordu. Kocaman bıyıklarının ve dik sakallarının arasında eri bir somun parçasını çabuk çabuk eriten arabacı bir kıza baktı, bir sağ gözünün kirpiklerini oynattı, kaşını eğdi. Bir eliyle bıyığının ucunu kıvırdı somun dolu avurtları mütemadiyen bir körük gibi işliyordu. Arabacı somunun son lokmasını ısırırken durdu. Artık yutamıyordu. Bir yumruktan çok küçük, ıslak, salyalı bir hamur parçasını kadına doğru fırlattı. Kadın kollarını açtı. Bir mucize, gökteki bir nimet geliyormuş gibi bekledi. Fakat neye yarar ki? ekmek yosunlu, yemyeşil, kurbağalı bir dereye düştü. Düşer düşmez çerçöp arasında kayboldu. Kurbağalar bağırıştı. Arabacı, ne yapayım, kaderin yokmuş diye gülerek geçti gitti. Bütün ümitleriyle söğütlere doğru yürüdüler. Ne heyecan, ne yürek çarpıntısı. Aç, Yarı ölü gövdeyi çekip sürükleyen ancak ümitti. İki günlük açlık, belki hayatlarında fevkaladelikler görmeye hazırlanmış olanlar için bir hiçtir. Fakat onlar yemek vakitlerini hiç şaşmamışlardır. Halbuki Hasanla Hatice insanüstü kahramanlar değildi. İki günlük şu açlık onların sinirlerini bozmuştu. Su kenarında ya sevinecekler neşelenecekler yahut da aç kurtlar gibi başları döne döne tırnaklarını ciğerlerine geçirecekler kendi dişleriyle kendi etlerini sökeceklerdi söğütlerin altına geldikleri zaman bir tarafta hallara bağdaş kurmuş insanların sesini duydular öte tarafta dere kenarında serinlik ve ferahlık veren yeşil otların kokuları arasında buram buram burun deliklerini kıran etin dumanı onları sarhoş etti. İkisi de derin derin nefes aldılar. Uzun uzun hey diye derinden derine iç çektiler. Gerçi karnıto okuyucular bunu kaba bir fantazi farz edebilirler. Fakat burada yazar için ne fantazi ne de okur için çıt kırıldım edebiyat arzusu vardır. Burada tek, basit olan açlık vardır. Açlığın kemiklerini çatırdattığı, kanlarını durgunlaştırdı, seslerini kıstığı insanlar vardır. Güzel sözler, sevimli hülyalar, benzetmeler, cinaslar arkasında, dumanı üstünde pisli bütün bir alemi rahatsız eden hakikat vardır. Sözlerden ince tıraşıda bir bilezik, bir küpe, bir kravat iğne sarıyanlar kuyumcu dükkanlarına koşsunlar. Yazarı perende atan bir cambaz yahut kelimelerin hakimi, komutanı görmek isteyenler de istedikleri yere gidebilirler. Üçüncü bölüm İşte çingeneler geliyor. Hasan da Hatice'yi su başında görenlerden biri böyle bağırdı. Hayret etmeyin. Çünkü orada çingene neşe, eğlence, ve bol bol oyun, saz, söz demektir. Bütün kasaba eşrafı, kadınsız cemiyetin açlıklarını unutmak için ne lazımsa her şeyi tamamlamışlardı. Binlik binlik rakı, bol bol meze, genç, neşeli, güzel yüzlü, saki, kıvrak bedenli rakkaslar. Burada kadından başka her şey vardı. Herkes keyfince felekten kam almaya çalışıyordu. Zarif, nüktedan müftü, sarı bir tarafa yığmış, gözleri dönük, bağdaş kurduğu yerde fırıl fırıl, kah sağa kah sola dönüyor, bazen sakiye, bazen köçe öyle derinden, öyle bitkin bakıyor, bakıyor, baktıkça kendinden geçiyor. Ara ara ağzından bir mısra fırlıyor dökülen mey kırılan şişeğerinden olsun. Bu mısra ateşli bir buse gibi rakkasa doğru uçuyor. Müftü efendi bir başkasının sakı ile şöylece bir ahbaplaştığını görünce yanındakinin kulağına. Düşman elbette uyur. İşte o zaman gösteririm ben sana diye fısıldıyor. Bir başkası ona takılıyor. Hocam haram değil mi? Şaraba tuz koyunca helal olur. Ben üstüne koymuyorum da tuzluyu hemen arkasından yiyorum. Aynı şey şekil farkı. Hükümler zamanla değişir. Elbette efendim, elbette. Öbür köşede nargilesini tokurdatan beyaz takkeli bir ihtiyar, ellerini önündeki yemiş tabağından hiç çıkarmıyor, durmadan yiyor, atıştırıyor, marpuçtan duman savuruyor, hem de etrafındaki halka şen masal anlatıyor. Genç günlerin neşelerinden bahsediyor. Bir başka köşede yanık, ateşli bir ses, ''Kız mısın, oğlan mısın, kafir?'' diye inildiyor. Etraftan sesler, ''Nur ol, yaşa!'' nidaları atıyor. En fiili hacı ama bir nükte savurdu. Hep gülüştüler. Tahrirat Katibi, idare Meclis üyelerinden Naziki Zade'ye ''Müftü, oğlana ökse kuruyor.'' diye hızlıca söyledi. Müftü bu sözlerden hiçbirini işitmiyor, bağırıyordu. ''Mezesini gözlerim alsın, zülfünden, gözlerinden, yüzünün renginden.'' Kaymakam söze girişti. ''Bizim müftü.'' dedi. ''Pek de Müftü kaymakamın da dediğini duymuyordu. Armonik çalan otuzluk Ermeni'nin gözleri gözlerine ilişti. Müftü Ermeni'ye döndü. Bu eşraf meclisinde en uslu adam, eti rakıya batırıp ekmeğe saran ve zarına yutturan zil sarhoş genç tüccar Sıddık Zade'ydi. O birkaç okka eti böyle hayvanına kaptırıyor ve eğlensin bu köpek de zevk alsın. Bu yalan dünya sade bizim değil ya, diye söyleniyor. Hayvan ispirto, anason kokusundan tiksindikçe, Hay köpeoğlu, ağzının tadını bilmiyorsun. Herkes bunun için birbirini yiyor, diyordu. İşte çingeneler geliyor, diye seslenilen yerde böyle bir hava, coşkun sarhoşluk, ve tokluğun verdiği kalabalık rehavet vardı. Hasan ve Hatice uzaktan işaret eden adamın ellerini gördükleri ve ''Geliniz, hey!'' diye bağırdığını işittikleri zaman ''Kısmet çıktı!'' diye sevinmişlerdi. Onlar zannediyorlardı ki ''Aç mısınız, susuz musunuz, karnınızı doyurunuz!'' diyecekler. Halbuki ''Haydi bakalım, zilleri çabuk tak, efendileri bekletme, efendiler alnına altın yapıştıracaklar, diye acayip bir teklif karşısında kaldılar. Hatice sarardı soldu. Kekeleyerek biz dedi. Çin gene değiliz. Nazlanma bizim buraya geldiğimizi daha dünden haber aldınız. Haydi zilleri çıkar. Yanlışınız var. Haydi be söyle şu şoparına gaco biraz göbek çalkalasın. O oynamaz efendi, oynayamaz da. Konuşmanın ortasından hiddetlenen bir delikanlı gözlerini devire devire, ''Biz çingeneden kız almasını da biliriz.'' dedi. ''Zaten böyledir. Karı koca dayak yemeden rahat etmezler.'' ''Açız üç gündür. Biz köçek değiliz, yolcuyuz.'' Birisi lafa karıştı. ''Şu ağızlara da bak.'' Bir başkası kerata dedi. Sanki karıyı kıskanıyor mu dersin? Sıttık zade söze karıştı. Çalımlı alaycı sordu. "Karını?" dedi. "Bizden mi kıskanıyorsun? Paşa, sen ondan güzelsin, dilbersin. O bir hoyrattır. Böyle şeyler bilmez." Bir iki tokat, birkaç tekme Kadınla erkek kafilenin yanından ayrıldılar. Onlar uzaklaşırken efendiler uşaklarına şiddetle tembih geçtiler. Aman dikkat edin! Karatalar bir şey çalmasınlar. Onların gözü zenginin malındadır, canındadır. Hasan ve Hatice iki gün evvel kendisini ırz elden gitti diye kovalayan insanların önünden nasıl kaçtılarsa, işret sofrası önünden gene aynı şekilde kaçtılar. Hatice ile Hasan hem yürüyorlar hem konuşuyorlardı. Hasan, şu herifi bir yakalasam yok mu? Hangi herif? Hani şu sana çatanı mı? Hangisi? Hangisinden farklı ki? Tokat vuranı. Ha, hoş, hepsi bir. Onlardan zaten bize hayır var mı ki? Hayır olsun olmasın. Ama onun bana yaptıklarını bir bilsen. Ah, bilsen. Hatice'nin gözleri yaşardı, dudakları kıvrıldı. Elinde ölüyordum. Hasan sordu. Ne münasebet? Bak yüzüme, onun kunduralarının yeri. Köyü kıtlık bastığı zaman o öteber almak için köye geldi. Bütün köyün kapkacak nesi varsa hepsini yok pahasına aldı. Tahsildar da vergi diye başıma çöktü bir kara dağ gibi. Sattılar, savdılar ne varsa. Bir don, bir entari kaldım. Çevremi de istediler, vermedim. Kollarımdan sürüklediler, vermedim. Dövdüler, suratımdan ateş fışkırdı, kan fışkırdı. Gözlerim önüme döküldü, gene vermedim. Kendimden geçmişim. Neden sonra ayıldım ki yüzüm kan içinde? Gözümün oyukları kanla kaplı. Kirpiklerim birbirine yapışmış. Çalılıklar arasında uyanınca gene onun sesini işittim. Nasıl alınırmış çevre? Herifin korkusundan gözlerim açıldı. Diyeceklerimi yap diyordu. Sana daha para da vereyim. Karşımda ağzını sulandıra sulandıra anlattı. Bıyıklarını burdu. Kimse görmez dedi. Bağırdım, tekmeledim, ısırdım. Söylendi. Kahyal vardı, kah sövdü. Yüzünü paramparça edeyim de. O zaman sen bana yalvar. Rast geldiğin erkeğe yalvar. Erkek itlere bile yalvar. Seni öyle bir hale koyayım diye kamasını çıkardı. Yüzümü çizdi. Ben ne yapabilirdim? Eğer Dudu'nun kocası çitlerin arasından gözükmeseydi, suratımın öbür tarafını da paramparça edecekti. Çekildi gitti rezalet çıkmasın diye. Dudu'nun evinde bana baktılar. Yaram iyi oldu. Ama çifte çubuğa gidemez oldum. Kolay iştir diye bez dokumaya, kaymakamlıktaki tezgahlara gittim. Gittim ama orada iş yokmuş. Beni birisinin yanına tutma verdiler. Hasan kadını dinliyor, cevap vermiyordu. Fakat kızdı, hiddetlendi. Gözleri döndü. Sıddıkzade'ye kendisini bir güzellik harabesinde bıraktığı için kızıyordu. Bu güzellik barbarına karşı kinden daha kuvvetli bir şeyler duyuyordu. Kin, duyduklarının yanında bir dostluk gibi kalır. Hasan ve Hatice, yorgun, bitkin bir halde yollarda ahlat ve iyi de yediler. Geçtikleri köylerde ilahi söylediler. Tıpkı Sodom beldesine yolu düşen yabancılar gibi. Onların bu birkaç günü Sodom beldesine yolu düşen bir yabancınınkinden daha az acı değildi. Sodom, zevk, neşe ve şehvet içinde çalkalanırdı. Orada Rabbin sevdikleri ancak taşa tutulur ve kanlarını Sodom beldesinin topraklarına akıttıkları için ayaklarına zincir vurulur, çarmıha gererlerdi. Orada Rabbin sevgilileri hileyle kendilerine yiyecek bulurlardı. Fakat bu iki insan Rabbin o kadar sevdiği mahluklar olmayacaklar ki kalplerine hileden, aldatmadan bir parça bile girmedi. Kimseyi aldatmadılar. Rabbin sevgilileri gibi kendilerine yalandan kalkanlar yapmadılar. Onun için köye başları dönük vücutları lime lime düştüler. Ve köyde ilk karşılaştıkları manzara çeşme başındaki ahlat ağacında at yularıyla asılı olan bal mumu rengindeki abani sarıklı adamdı. Ağaçta sallanan, zorbalardan 100 kuruşa senede 300 kuruş faiz alan Veli Efendi'ydi. O Dudu'ya deli, Esma'ya da kötü kadın dediği için kaçaklardan teşekkür edeni yeni zabıta kuvveti tarafından yakalanmış ve idam edilmişti. Hatice Asılı'ya baktı, baktı. Hasan dedi. Allah'tan dilerim darısı Sıddık Zade'nin başına. Dergaha doğru yürüdüler. Hatice, Hasan ilk sıcak lokmayı orada yediler. Orada vaktiyle kendilerini bir sapantaşı gibi fırlatan Adaköy'de sonsuz bir vefa buldular. Evvelce bir ateş tarlası diye kaçtıkları yerler şimdi bir gülistan ruha ferahlık veren sevimli bir yuva vermişti. Hasan çok görmüş, çok şey öğrenmişti. Etrafındakilere bunları tatlı tatlı anlattı. Fakirlerden, büyücülerden, çölden, seraptan bahsettikçe bir acayip sıla hasretiyle herkes ona yaklaşıyor, onu daha sevimli buluyordu. Hele sesi bütün köyü yaktı. Civar köylerde bile şöhret aldı. O artık güzel sesi etrafına insan toplayan bir şöhretti. O ne sonsuz cennetlerden, ne gayalardan, ne cinlerden bahsediyor ne de hırs ve ahlaksızlık içinde çalkalanan bir hayvan gibi görünüyordu. O gökten yere yolunu şaşırarak düşmüş kanadı yoluk bir ilah gibiydi. Ayakları çamurdan, vücudu tezekten bir leşken, insanlarla konuşmak için güneşin, göğün ve evrenin tahta boşuna çıkan budalalar gibi gülünç olmadı. Onun berrak bir ahenkle çağlayan sesi, yüzünün muntazam hatları, sonra onun başkalarının ıstıraplarını suya atılmış bir sünger gibi toplayıp çekmesi, kendini herkese sevdirdi. Köyün en bahtiyar insanı Hasan'dı. İnsanın soytarı olmadan, başkalarını güldürmeden, başkalarının bencilliklerini şahlandırmadan sevimli olması ne güç şeydir? Bütün köy birbirine girdi. Dere kenarından gelen çobanlar Hatice'yi köye baygın bir halde getirdiler. Kadın bitkindi. Rengi sapsarıydı, dudakları beyazdı. Hatice'nin bembeyaz dudakları ara sıra açılıyor, bir inilti duyuluyordu. Ah belim, ah sırtım, tam nal çeyeri. Zade'nin tekmelediği yer. Türbeye götürdüler. Kadınlar Hatice'nin vücudunu açtılar. Baktılar, tekme yerleri vardı. Bu hale köyde kimi sustu, kimi yalnız, vah kızcağız dedi. Kimi? Erkektir, zengindir, efendidir. Döver de, söver de. Karının ne de pamuk gibi canı varmış, dedi. Kimi? Kader böyleymiş diye teselli aradı. Hatice türbede yattığı günden sonra bir daha kalkamadı. Her gün türbenin tozlu köşesinde biraz daha sarardı. Biraz daha bal mumlaştı, inceldi. Etten ve dünyayı hatırlatan kan pıhtılarından kurtuldu. Ellerinin mavi damarları dışarı, dışarı fırladı. Yüzünün çizgileri derinleşti gözleri parlaklığını kaybetti. Bir donuk yüzlü kadın daha çok yaşamadı. Bir gün kadını gömdüler. Köy gene aynı köy. Günler, haftalar, aylar birbirine benzeyerek birbiri üstüne yığılan sararmış ağaç yaprakları gibi birikti. Sonbahar geçti, kış geçti. Hasan artık koyu renkli, Derin hatlı bir tunç heykeldi. O artık sessiz ve insanlarla alışverişi olmayan bir adamdı. O her gün dergahın sürüsünü alır, kırlara gider, keçilere çobanlık ederdi. Bu onun için hem eğlence, iç sıkıntısına bir çare hem de kendini geçindirmek için bir işti. Sürülerinin arkasında kah keremden parçalar okur, dağlar çın çın öterdi. Aşık ağlar canan diye, garip ağlar vatan diye. Kah bir ilahi söyleye söyleye dağlara, kuytusu kenarlarına çekilir, orada sabahtan akşama kadar kalırdı. Hasan çobanlık ederken sonbahar geçti, kış geçti, ilkbahar geldi. Kerem Ali dağlardan esen rüzgar, kırların mor menekşeleri, sümbülleri ve yaylaların yemyeşil bir çiçek denizi gibi açılan derinliği Hasan'a neler hatırlatmıyordu? Herkes neşe içinde sürülerini salıveriyor, otlar büyüyor, otlar büyüdükçe Hasan'ın derdi artıyordu. Üzerine insan vücudu yaslanmış bir ot yağını Hasan'ı harap etmek için kafi geldi. Eğer büyük hatıralar beyninizi kilitlememişse siz de hatırlarsınız. Sevgilinizi, çocuğunuzu kaybettiyseniz bilirsiniz. Yataktaki vücudun izleri, yastıktaki kırışıklar, yorgandaki yar kokusu sizi onlara dokunmaktan men eder. Onları bozmaktan, onları düzeltmekten korkarsınız. Bir çalı, bir minder, bir avuç pamuk şilte ve yarım arşın yün örtüye sahip olmayanlar için ancak bir bahar mevsimi vardır, bir döşek hatırasını ancak o canlandırır. Onun için ot mevsimi Hasan'ı yaktı, harap etti. Bir gün Hasan'ın eline küflenmiş bir kayış kemer geçti. Bu onundu. O güzel Hatice'nin. Bu kemer onun beline sarılmıştı. Kemerin iç tarafında belden gelen terlerin koyulaştırdığı, parlaklaştırdığı yerler ince bir bel, endamlı bir boy hatırlattı. Hatice bu kemeri kaç defa beline itinayla sarmış, kaç defa o fil dişi gibi vücudu onun içinde sıkmıştı, onu hatırladı. Bir defa belini daraltmak için ne kadar uğraşmıştı. Bu deri parçası kaybolan bir şeyi arayıp ağlamak istiyor gibiydi. Kemerin öksüzlüğü ne hazin, ne acı geldi ona. O elinde kemeri eğip bükerken Dudu'nun kocası rast geldi. Hasan be, divanesin, etme bunu. Bir avrat bu kadar düşünmeye değmez. Allah'a asi olursun, diye söyledi. Hasan, ihtiyarın sözünü işitmemez diye geldi. Fakat ihtiyar, sanki ilahi bir vazife yapıyormuş gibi tekrar laf açtı, teselli olsun diye anlattı. Biraz evvel Sıddıkzade'yi kıratında gördüm. Dört nala geçti. Terkisinde genç bir kız vardı. Oğlum, insan biraz havai olmalı. Gül yahu. Gül, biraz da eğlen. Gençsin. Karşıki köyden muhtarın kızı olacak. Sahi onun kızı güzeldir. Kaşları ince ince, gözleri tahrir Leyla. Sıddık zade birisine göz koydu mu, morfesini şöyle bir yıktı, yakası kadifeli paltosunu sırtına çekti mi, artık ondan hayır gelmez. Atını alır, arabasına bindirir, elin evine atlar, bağına girer. Anasını keser, babasını döver, kızını salla sırt eder götürür. Mübarek, üç ay evvel birinin kızına vurulmuş. Kızı üç karısının üstüne nikahla almak istemiş. Kız hayır demiş. Boğaz boğaza dövüşmüşler. Sıddıkzade sormuş. İyi ama kız bana neden varmıyorsun? Param mı yok? Var ağam. Hem de çok. Güzel mi değilim? Yağız delikanlısın, şirinsin. Karım ol. Olmaz. Neden? Ortak ortak üstüne varmam da onun için. Bunun üzerine dövüşmüşler. Kız itmiş, herif iddetlenmiş. Bunun üzerine kıza hakaret olsun diye onu tek gözlü, kambur, şimdiye kadar bekar kalmış müezzine vermiş. Şimdi kız ihtiyarı öyle seviyormuş ki, Sıddık Zade'nin yüzüne bile bakmıyormuş. Sıddık Zade kızı seviyordu hani? Fakat ne yanıyor? ne de böyle senin gibi kendini yiyor. Bir avrat bu kadar düşünülmez. Aferin Sıddıkzade'ye, avrattan avrada sekiyor. Şundan bir yol ibret al. Allah onu da öyle istemiş değil mi? Hasan hem bunu söyledi hem gülümsedi. Ee öyle, öyle ya, Allah büyük. Öyle mi? Deme be baba, etme. Ben seninle şaka ettim. Tövbe de. Demesem ne olur? Günah. Baba, ne diyeyim? Allah'ınız da Sıddıkzade'ye Zade'ye benziyor. Astı astık, kesti kestik. Öyle mi? Haşa. Sıddıkzade Zade kul. Öteki Mevla. Mevla ama kul gibi kusurlu işler işliyor. Benim yarımı alıyor, muhtarın kızını Sıddıkzade gibi bir herifin terkisine veriyor. Sonra da muhtarın kızına yarın ahirette niye zina ettin ey kulum diye ateşten topuzu indirecek. Hatun cazı inim inim inletecek. Sıddıkzade kazanacak, kar edecek, bir çeşme yaptıracak. Ömrünün sonunda yapılan bir çeşme yüzünden kıyamete kadar herkes onu rahmetlanacak. anacak. Eh Allah da böyle sevimli bir kulunu hor görmez ya. Dilediği gibi işler. Onun işine karışılmaz. Neme lazım Hasan? Böyle düşündükten sonra sapıtmakla sapıtmamak arasında fark yok. İnsan zengin oldu mu rastıklayıp sürmeleyip Allah'ı bile koynuna alsa günahı kalmayacak. Hepsi iyi. Hepsini affetsin. İstediğini topuz vursun ama ne olurdu şu benim yarım almasaydı? Neye eksilirdi? Benim bağrım yandı. Dişim döküldü. Yarini kaybedenin 15 yaşında beli bükülürmüş. Allah onu daha çok sevmiş Hasan. Benimle ortak olacak ne vardı? Sus, sus, tövbe de. Baba, zina edenleri, hırsızları, soyguncuları, kötü kadınları, kötü erkekleri bir tarafa, zayıfları, kimsesizleri bir tarafa koyup iyileri kötülere dövdüren bir Allah'ı anlamıyorum. Sus, küfre diyorsun. Sen küfre diyorsun baba. Sen tövbe de, tövbe. Şu köydeki kötülükler Allah'tan evvel Sıddık Zade'nin elinin altından çıkmıyor mu? Allah'a yalvarıncaya kadar daha nice köylerde, şehirlerde sıddıkzadeler var. Hasan'ın gözün önünden yaralı yüzlük güzel kadın, tekme ve bu güzel kadının sırtındaki yara bir şimşek gibi geçti, mırıldandı. Bu kadar kötülük Allah'tan gelmez. Baba, Allah kötü değildir. Bu konuşma Hasan'da yeni yeni düşünceler uyandırdı. O zamana kadar içinde müzminleşmiş bir acı vardı. Bu acı kötülüklerden nefret haline girdi. Ve Sıddık Zade onun önünde kötülüğün, fenalığın yegane numunesiydi. Kendi yüzüne inen şamarın acısını ancak şimdi daha iyi duydu. Hakaret önünde ilk zamanlarda soğuk bir demir parçası gibi hissiz duran Hasan, şimdi büyük bir ateşe sokulmuş gibi oldu. Evvela yandı, alevleşti. Sonra bu soğuk demir içten gelen arzuların kalıbına göre şekil aldı. İhtiyar ayrıldıktan sonra hep sıttık Zade'yi düşündü. O günde akşam oldu. Hiddetten, kinden, nefretten gelen bir vazgeçişle. Kenarından geçeyim, yol sizin olsun. Ağular içeyim, bal sizin olsun. Bir su ver içeyim, göl sizin olsun. Ben karalar giyeyim, al sizin olsun. Diye söylene söylene köye döndü. Dergaha girdiği zaman Dudu ona gülümseyerek Hatice'nin dedi. Keçisi bugün doğurdu. İşte burada oğlak. Daha sonra mini mini, şeytan gibi, sürmeli ve çekik gözlü bir bebek hissi veren yavruyu kolları arasından bıraktı. Henüz ıslaklığı, ıslaklığın üzerinden parlaklığı geçmeyen yavru, canlı canlı bağırarak Hasan'ın abasının altına doğru sokuldu. Bu sokuluş, bu kıvraklık, bu gözlerin çekikliği, koyulaşan rengi, ölen kadına ne kadar benziyordu? Bazen insanlarla hayvanlar arasındaki bu ilişkinin, benzerliğin sırrı nice gözlerden kaçar. Nice gözler vardır ki, sırı dökülmüş aynalar yahut yosunlu sular gibidir. Onlar benzerlikleri keşifte bir budak deliğinden farklı değildirler. Dudu esasen reenkarnasyona inanan bir imana sahipti. Bu benzerliği görmüş ve sırf bunun için Hasan'a sevimli bir iş daha çıkarmıştı. Hasan artık o günden sonra sürülerini daha alakayla güdüyor, sabahları ''Sığırtmaç maç gidiyor ha diye daha kuvvetli, daha canlı bağırıyordu. Hasan keçi yavrusunu monist bir çocuk hissiyle sevmeye başladı. Yavru yorulmasın diye onu kolları arasına alıyor, o mini mini şeytan hoplayıp zıplayıp kollarından kaçmak isteyinceye kadar bırakmıyordu. Hele Hasan kaval çalarken onun bazen başını ve kulaklarını eğip dinler gibi bir vaziyet alışı, sonra birden ürküp kaçışı. Hasan'ı derinden sarıyordu. Bu senenin baharı Hasan'la beraber bütün kır halkını sevindirdi. Birçok oğlak doğdu ve herkes bu sene tiftik mahsulünün bereketli olacağını birbirine memnuniyetle söylüyorlardı. Dördüncü Bölüm Tak, Tak Yolun başından tozu dumana katarak ilerleyen bir süvari göründü köylüler saf saf oldular. Hafif hafif fısıltılar oldu. Sıddık Ali Efendi ağam geliyor. Hani edepli ol. Öyle yüzüne dik dik bakma. Öyle kubat kubat durma. Elini göbeğinin üstüne koy. Allah ömürler versin. Ne yaman şey. Mor karanfil gibi fesine sardığı abani Hicaz'dan gelmiş olmalı kötü mal kullanmaz. Bir çohaşal var, ala adam başkasında yoktur. İnanmıyor musunuz? Vallah da yoktur, billah da yoktur. Büyük kapı açıldı. Alaca karanlıkta karanlıkta, Zade atıyla kapıdan girdi. Uşaklar kıratı kenara çektiler. Uşaklar köylülere bağırdılar. Aa yorgun İhtiyar genç köylüler birazdan inceli kalınlı seslerle söylediler. Ali efendamızı görelim demedik. Hani şöyle kasabaya indik de kendisine biraz hediye getirdiydik. Ağam yesin diye yağ getirdim. Bir heybe uzandı. Öteki Kaymak bizim ağzımıza yakışmaz. Ağam yesin dedi. Bir başkası peynir getirdim, dedi. İlk ağız müşteri bunun bu kadar iyisinden anlamaz. Bir başkası, ağamın çocuğu oynasın diye bir tay getiriverdim, dedi. Kambur bir köylü, bu taze taze ağız, diye bir kase uzattı. Uşaklar gülüşerek, eğlenerek köylülerin hediyelerini aldılar. Kalan köylüler sırtlarındaki sepetleri, küfeleri, çıkınları yalvararak kapının önüne koydular. Takım takım hediyelerinin kabulünden dolayı sevinçle han odalarına doğru çekildiler, gittiler. Köylüler zadeyi adeta dini bir bağla seviyorlar. Onun dostluğunu her ne pahasına olursa olsun kazanmak istiyorlardı. zade bu bankasız, kredisiz. Hükümetsiz yerde Allah tarafından gönderilmiş bir kahramandı. Parasız kaldıkları zaman köylülere yardım eder, işlerini görürdü. Sıddıkzade, Zade kazanın en zengini ve hükümet memurları üzerinde en nüfuzlu adamıydı. Vilayet meclisinde üye, belediye heyetinde üye, ticaret odasında üye, müftünün ahbabı, kaymakamın dostu kadıyla içtiği su ayrı gitmedi. Nüfus memuru, tapu memuru sanki onun kapısında birer tanrı misafiri. Zaptiyası onun yaveriydi. Sıddıkzade kaymakamları, kadıları, yargıçları püskürten yel değirmensiz ve şatosuz bir derebeyi olmuştu. Babasından kalan nakdi ve serveti vardı. Babası vaktiyle valinin perde çavuşuydu uzun seneler Vali Paşa'ya sonsuz bir sadakatle hizmet eden Sıddık Ağa, seneler geçtikçe valinin gözüne girdi. Vali, en mahrem şeylerini Sıddık Ağa'ya söylemekten çekinmez, Sıddık Ağa da valinin bir dediğini iki etmezdi. Gece gündüz efendisinden ayrılmaz, hatta Uyuduğu zamanlarda yatağını Vali Paşa'nın sesini derhal işitebileceği bir yere sererdi. Sıdıka, 35 sene kadar zaptiye çavuşluğunda kaldı. Bu zamanda birçok valiler değişti. Hepsine perde çavuşluğu etti, hepsinin zamanında itibarı vardı. Vali'yi ziyarete gelenler, valiye arzu hal vermek isteyenler, herkesten evvel onu görürlerdi. Sıdıka ile anlaşmadan, onun gönlünü etmeden hiçbir iş yapmanın imkanı yoktu. Sıdıka, paşanın eli, ayağı ve günahı boynuna bir takım gizli işlerinin tahsildarıydı derler. Sıdıka, paşanın haberi olmadan da kendi hesabına iş becermesini bilirdi. Sıdıka, vilayete gelip giden büyük rütbeli memurların ağzından hiç düşmeyen, bu devlet ifla almaz sözünü işite işite, bir nevi alışkanlıkla para biriktirmeyi, yegane, sönmeyen, solmayan, hararetini kaybetmeyen bir iman haline koydu. Sıdıka, paşanın her hareketini, oturuşunu, kalkışını, münasebette bulunduğu adamları dikkatle takip etti. Hepsinden kendisi için bir kar kapısı açıldı. Paşası, kırmızı fesi, bol ve geniş mavi püskülü, beli büzmeli Louis Chouas'ından ceketi, yarı şalvara benzeyen pantolonuyla zamanın zarafetine ve hükümetin arzularına rehber oluyordu. Sıddık Han'ın paşası, Tanzimat devrinin medenileştirdiği ricalden ve Büyük Reşit Paşa'nın adamlarındandı. Vali Paşa'nın yegane emeli, bu yeni kıyafeti şehirde zorunlu hale getirmek, o eski kallavi yaşayış ve giyiniş tarzını terk ettirmekti. Nitekim Sıddık Ağa, paşasının arzularından, emellerinden öyle şeyler sezerdi ki, bahara kavuşan haşerat nasıl kış uykusundan birden ani bir titremeyle hoplayarak, zıplayarak kalkarsa, Sıddık Ağa'yı paşanın emelleri bir bahar gibi hareket ettirirdi. Bu haşere böylelikle canlandı. Kastamonu'da da kıyafet meselesini Sıddık Ağa böyle halletti, valiyi ziyarete gelenlere hafiften çıtlattı. Vali Bey böyle eski zaman kıyafetiyle gelenlerden hoşlanmıyor. Eğer işinizin olmasını isterseniz bir takım yeni kıyafet düzün. Vali Paşa da ekseriya meclislerde artık bu eski kıyafetin kötülüğünden bahsederdi. Sıddık Ağa, İstanbul'dan takım takım yeni kıyafetli elbise getirtti ve tanıdığı dükkancılar vasıtasıyla pahalı pahalı sattırdı. Bir hayli kâr etti. Bir gün bir emir geldi. Vali Paşa bundan dolayı çok üzüldü. Vali kılık kıyafet itibarıyla yeniliğe taraftar olsa da artık bu kadarına razı değildi. Siyaset için adam asmak hakkı elinden alındıktan sonra Şimdi bir de kendisine ortak olacak, işlerine karışacak bir heyet kuruluyordu. İstanbul'dan Nezaret'ten gelen özel emirde Vilayet Meclisi'nin derhal seçilmesi bildiriliyordu. Vali Paşa, rüyaları bile bir zaman korkunç bir hayalet olan valilerin şimdi ne hale geldiğini sakalını eline alarak düşünürken aklına geldi. Sıttık. Buyurun Paşam. Seni emekli edelim artık. Etme paşam. Sayende geçinip gidiyorum. Daha iyi rütbe. Paşama kulluktan başka hizmet olur mu? Vilayet meclisine üye olacaksın. Allah ömrünüz ömür bereketi versin. Ben yine perde çavuşlu edeyim. Olmaz sıttık, olmaz. Paşamı darılttık mı acep? Hayır sıttık. Şimdi vilayet meclisi olacak. Vilayet meclisi üyeleri gelip valilerin işine karışacak. Artık vali onlar sayılır. Ne günlere kaldık paşam? Benim senin yerinde gözüm yok. Ben senin kapında perde çavuşuyum. Bilirim sıttık ama bir başkası geleceğine sen vilayet meclisi üyesi olursun. Seni reis vekili de seçtiririm. İşleri beraber götürür gideriz. Sıddık Ağa'nın emekliliği gayet kolaylıkla yapıldı. Haftasında vilayet meclisine üye de oldu. Sıddık Ağa ilk iş olarak bir dükkan açtı. Biraz sonra ordunun kontratçılığını aldı. Askere erzak verdi. Az zamanda Sıddık Ağa somur kürkle eşraftan bir zat oldu. Sıddık Ağa dördüncü karısından olan oğluna Gerede'de bir dükkan açtı. Onu anasının bağları, bahçeleri, tarlaları, tiftik ve koyun sürüleri başına bıraktı. Sıddık Ağa, vilayette Sıddıkzade kazada mühim birer ticaret adamı oldular. Sıddıkzade kasabada rakiplerini ortadan kaldırıncaya kadar neler yapmadı? Onun bu işte türlü usulleri vardı. İstanbul'dan mal aldığı zaman kazada fiyatları düşürür, dükkanın önüne levhalar asar. Tabi konu komşu da fiyatları indirirler. Fakat Sıddıkzade ucuz sattığını ilan etmekle beraber onu kimse tezgah başında göremez. Göremeyince de kimse mal satın almayı başaramaz. Dükkanın çırağı, efendi bilir, biz bilmeyiz diye müşterileri savardı. Sıddıkzade komşularındaki mal bitince derhal tezgahının başına geçer ve mallarını meydana çıkarır pahalı pahalı satardı. O, şimdi kazanın yegane Avrupa kumaşı satan ve yerli ünü yabancılara devreden adamdır. Sıddıkzade böyle bir Sıddıkzade'ydi. Köylüler de bunun için etrafında dolaşırlardı. Dükkanın önünde bekleşen köylüler, birkaç ay sonra getirecekleri yüne müşteri bulmak için ona şakkabanlık ediyorlardı onlara verecekleri mallara karşılık borç verirdi. Bundan dolayı köylüler onunla çok alakadarlardı. Hanlara dağılan köylüler, ertesi gün Sıddıkzade'nin dükkanının önüne geldikleri zaman, buzlu camın arkasında eğilip kalkan gölgeler seziliyor, dışarıya çat, çat, düşeş, dubara, kaymakam bey, mars ettim, çık bakalım paraları, şıkır şıkır, bir, 2, 3, 10, 20, 30. Osmanlı altını ha sesleri aksediyordu. Köylüler eşeklerini sokan bir köşesindeki dut ağacına bağladılar. Kimi çeşmenin yanında heybelerinden çıkardıkları kuru ekmeklerle geviş getirip efendilerini beklediler. Onlar efendilerini yanında başkası varken görmeyi bir nevi saygısızlık, nezaketsizlik addederlerdi. Zade'nin tavla başında gözleri dönüyor, parlıyor, büyüyor, küçülüyor, kumral sakalı çenesinin üstünde titriyordu. Gerçi kalenderlik ve ahbaplığa benzeyen sözleri vardır. Ara sıra nükteler savuruyordu. Fakat Sıddıkzade de hiç de kaymakamı eğlendiren bir insan yahut kendi keyfi için zar atan adamın hali yoktu. Maksadı bu oyunda onu ne olursa olsun yenmekti. Onun her yeni memura ve kaymakamlara karşı oyunu bu cinstendi. Memurları ilk defa davet eder, yenilir, borcunu öder, ikinci oyunda asıl oyununu oynardı. Bugün de kaymakamla ikinci oyununu oynadı. Kaymakam zaferinden emin adamlar gibi yüksek sesle söylüyordu. Ali efendi, bu defa 100 lirasına çıkar mısın? Sayenizde beyim bu sözün pusu kurmuş bir şeytan sesi olduğunu Sıddıkzade'nin hançerisi bile anlayamadı. Bu ses o kadar ustalıkla çıktı. Oynayalım. Sıddıkzade söyleniyor. Sayenizde bir yazıyorum. Nargilesini fokurdatan hakimin Davudi sesi işitildi. Sonra bir gülbahar da benimle kaymakam bey. Sıddıkzade elindeki tebeşirle tavlanın kenarına üst üste beyaz çizgiler çekti. Kaymakam ezildi, büzüldü. Çat, çat. Nihayet oyun bitti. Sıddıkzade kaymakamın vaziyetini neyi anlıyordu? Ayda 10 lira 25 kuruş maaş alan kaymakam bir oyun için 100 lira nasıl verebilirdi? İmkanı yoktu ki bunu bulabilsin. Kaymakam borç için senet yazmak istedi. Sıddıkzade gülümseyerek Rica ederim beyim sizin sözünüz kafi. Hem burada kaymakam beyin parası geçmez. Oyundur bu. İnsan yener de yenilir de dedi. Kaymakam serinleşti. Derin bir nefes aldı. Henüz kasabaya yeni gelen memurun önünde Sıddıkzade bir iyi insan candan ve muhabbetle karşılanacak bir dost gibi göründü. Ilık bir muhabbet havası kaymakamın ruhunu sardı. Sıddıkzade hemen yarın yazacağı mektubu zihninde tasarlıya tasarlıya uşağa bağırdı. Kahve söyle. Sıddıkzade hapiste olan kardeşinin akşamları hapishaneye gitmek üzere evine bırakılmasını isteyecekti. Kardeşi bir gün tarlanın hududunu gösteren kara taşları ayağıyla sürükleye sürükleye ilerletti. Ve nihayet bir iki tarla ilerisine geçtiği zaman toprağını arayan köylülerin hakaretine uğramış, kendisine topu senetlerini gösterenlerden birini çekip tabancayla vurmuştu. Kardeşinin hapishanede yatması onun eşraflık haysiyetine, şerefine, namusuna dokunuyordu. Bunun için kaymakama müracaat edecekti tam zamanı yaklaştı. Memnuniyetini gizleyemezdi. Yüzünde şakaklarında neşeli çizgiler belirdi. Öğlen yemeğini dükkanda yediler. Zapti ağası da bu hoş öğle sohbetine iştirak etti. İçeriden kaşık takırtıları, bakır sininin hantal sesi, Bismillah sözü dışarıya aksediyordu. Köylüler, Ali Efendi ağam, şimdi görülemez ki diye bekleşiyorlar. Belki gözleri buzlu camdan akseder diye sokaktan bile geçemiyorlar. Elleri göbeklerinin üstünde, başları önlerine doğru düşük bir halde, duvar kenarlarında tünüyorlar ve sanki derin bir vecd içinde geviş getirerek efendilerinin hazmına hizmet ediyorlardı. İçeriden karanlık gölgeler kalktı. Vakit öğleye geçiyordu. Kapı açıldı. Kaymakam, kadı, zapti ağası birbiri arkası sıra dışarı çıktılar. Köylülerin kimi ayağa kalktı, kızararak selam durdu, kimi görmesinler diye kaçtı, iç sokaklara gizlendi. Ali Efendi'nin bodur, kösemsi, ince bir parmak kalınlığında sarıklı katibi vardı. Bu adam köylülere yaklaştı. Haydi, çabuk olun, A belediye meclisine gidecek, diye bağırdı. Dükkanın önü erili ufaklı Yemenilerle doldu. Köylüler bir camiye girer gibi tevazuyla, heyecanla, çıplak ve açık ruhla efendinin karşısına çıktılar. Burası sanki yalan söyleyenlerin çarpılacağı bir yerdi. Sıddıkzade katibine bağırdı. Mehmet Efendi şu defteri getir. Mehmet Efendi ince uzun bir defteri çıkardı. Bak şu yarıcıların hesabına. Mehmet Efendi bir solukta okudu. Bir okkası deş taban ücreti kaldı 69 kıyı. 34 buçuk okkası efendinin hakkı eksi. Kalan 34 buçuk kıyı tutar. 12 kıyısı öküz masrafı eksi. Kaldı 22 buçuk okka. 10 kıyısı sapan masrafı eksi Kaldı 12 buçuk kıyı buğday helalinden malınız. Yarıcılara 80 er okkalık buğday üretiminden ancak 12 okka isabet ediyordu. Köylüler bu hesaptan memnun oldular. Allah ömrünüze ömür bereketi versin. Katip tekrar seslendi. Anladınız ya ne kadar alacağınız var? Anladık. Aldığınız malları da biliyorsunuz. Biliriz ağam. Sıddıkzade katibine emretti. Aç defteri. Gerek yok, gerek yok. Biz de biliriz ağımızı. Katip gene defterden sayfeler okudu. Memiş, tuzdan, şalakeden, semerden borcun 350, alacağın 75. Bu hesabı nasıl kapatalım? Sen şimdi daha basma alacaksın, tuz alacaksın, Yemeni alacaksın. Bunların parasını nasıl ödersin? Bilmem. Sayende öderiz. Sıddıkzade kasayı açtı. Al şu 285 kuruşu. Ver Mehmet Efendiye. Borcunu kapatsın. Bunu vermezsen sana yeniden mal yok ha. Mehmet Efendi eline 285 kuruşu aldı. 330 kuruşluk bir senet yazdı. Bas parmağını, dedi. Köylü parmağını bastı. Parmağını basar basmaz köylü canlandı. Efendim, bir top şalaki, bir top basma, o nokta tuzda yaz deftere, diye söylendi. Bütün köylüler böylece hesaplarını gördüler. Heybelerini doldurdular. Katip hepsine, ''Tiftikleri buraya ha!'' diye gözlerini aça aça tembih geçti. Kimi heybesini boğazından geçirdi, kimi eşeğine yükletti, yollara düzüldüler. Akşam karanlığı içinde esmer hayaletler gittikçe koyulaşıyor, sesler mırıldanıyordu. Ali Efendi ağam gibi insan yoktur. Melek mübarek, melek. Köylerine mallarla dönenler, karılarına, çocuklarına yeni kumaşlar, yeni hediyeler getirmişlerdi. Köy sevindi, köy bayram yaptı. Köylüler daha canlı, daha cesaretli çalışmaya başladılar. Tiftik sürüleri artık yegane ümitleriydi. Tarlalarda çalışanlar bir şey kazanamıyordu. Eğer bu sene tiftiklerin tüyleri biraz daha uzun olursa daha çok para alacaklardı. Herkes bununla meşguldü. Hasan bile keçilerinin tüyleri parlak ve uzun olsun diye hayvanlara mütemadiyen tuz yalatıyordu. Dere kenarları, ağaç dipleri, ağıllar artık pırıl pırıl. Gürbüz, afacan, elavuca sığmaz, çekik gözlü mahluklarla doldu. Güneş bunların derileri üstünde daha şirinleşiyordu. Bunların tüylerinin arasında sanki göze görünmeyen sihirbazlar gizliydi. Gökten yere kadar milyonlarca sene sonra gelen aydınlık orada birdenbire değişiyor, tatlılaşıyordu. Herkes bu sene için ümitli ümitli konuşuyordu. Ne bol buyun, ne deyince. Eh, bu sene çocuklara birer göz oda daha yapı verelim. Oğlanı evlendirmeli mi dersin? Bu seneki bereketle neler olmaz? camiye iyi imam getirelim. Minarelerin kandillerine zeytinyağı alırız. Muhtar yeniden evlenir. Borçtan kurtuluruz. Askerdekilere para göndeririz. Birinci bölümün sonu. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya